Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda sosyal medyada işlenen hatalar ve kusurlar nelerdir? Neler yaparsak harama girmiş oluruz? Haramı öven, haramı teşvik eden, görselleri beğenmek, paylaşmak haram mıdır? Bu sarz etmek istiyorum. Sosyal medya hayatımızın içerisinde ayrılmaz bir parça gibi. Evlerimizde bile telefonlarla, mesajlarla haberleşir olduk. Neredeyse dilimiz yerine parmaklarımız konuşuyor. Önceleri komşu evlerinde yapılan dedikodular şimdi sosyal medya üzerinden yapılmakta. Yediğimiz yemekten aldığımız hediyeye kadar insanlar arasındaki ilişki durumları maalesef sosyal medyada paylaşılıyor. Rabbimiz ahirette bütün organların konuşmasını isteyecektir. Ahiret aleminde hiç hesaba katmadığımız şeylerden sorgulanacaksınız diye bir ayet var. Ayette dudak, dil, göz, parmaklar, her harf ve her satır sorgulanacak. Allah ağzımıza sus diyecek, organlar konuşacak. Harama girmeyin, yanlış haber paylaşmayın. Araştırmadan kişi hakkında yorum yapmayın. İftirayı paylaşmış olabilirsiniz. Bunlara her beğeni atan kişi Allah katına kul hakkı ile çıkacak. Allah'ın gözünden kaçamazsınız. Hakkında yanlış haber yapılan, iftiraya uğrayan insanların hepsi ahirette alacaklı olacaklar. Bir şeyi beğenirken binlerce kez düşünün. Günah sadece içki, zina, kumar değildir. Haset insanın eliyle, diliyle işlediği günah bunlardan daha fecidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kişi içki içmiş olabilir, zina yapmış olabilir ama yalan şahitlik yapamaz diyor. Yalan şahitlik kamuyu ilgilendiriyor. Demeden yürümek ne demek? Çok çirkin bir hareket. Bir kadın evli ya da bekar, bir erkek ona aşık oldu diyelim. Zıttı da olabilir. Telefonunu bulup ona bir mesaj yazıp sizi seviyorum dedi. Evli olana bunu atmaması gerekiyor. Bekar olanı ise sevebilir. İnsanlar aşklarından sorgulanmaz. Ancak karşı taraf ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum dediğinde bu arada bitmeli. Ancak bu tek gecelik ilişki gibi teklifler haramdır. En çok tıklananlar cinsel temalı içerikler oluyor. Bu görüntüleri izlemek günahtır. Erkek için de hanım için de geçerli bu. Erkeğin de giyinmesinin bir ölçüsü olmalı. Göğsünü dörtte üçü açık, bütün hatlarını belli edecek şekilde giyinen erkeklerin giysisi makbul müdür? Bütün suç, günah kadınlardaymış gibi haksızlık etmemeli. Değerli dostlarım, çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşmamız çocuğumuza zarar verebilir, nazar değebilir. Çocuklarımızın fotoğraflarını paylaşmak, onların aleyhinde dedikodu ve haset duygularının oluşmasına sebep olabilir. Nazara da sebep olabilir. Yakından da uzaktan da etkiler, paylaşmamak daha doğru olur. Ayrıca aldığınız hediyeyi paylaşmamanızı tavsiye ederim. Durumu iyi olmayan, eşiyle problem olan insanlar var. Bunlar bu tür paylaşımlar gördüğünde neden bende yok diye düşünürler. Bu onların da hakkı. Evli kadın ya da erkek karşı cinsten birinin güzel giyinmiş, çekici bir fotoğrafını beğenirse günaha girer. Beğenmesi doğru değildir. Harama teşvik edecek, başka duyguların kabarmasına sebep olacak paylaşımlar da doğru değildir. Başkalarının özel videolarını, fotoğraflarını paylaşmak haramdır. Bizi yanlış ortama sürükleyen her şey haramdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam karanlığın çöktüğü bir gün sokakta eşiyle fısıl halinde konuşuyor. Etrafta kimse de yok. Sahabeden biri sokağa giriyor. Peygamberimizin bir kadınla konuştuğunu görünce hemen geri dönüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu görüp sahabeyi çağırıyor. Bak bu benim eşim diyor sahabe. Efendimiz ben sizin yanlış yapmayacağınızı bilirim diye karşılık veriyor. Efendimiz şeytan insanın damarındaki kan kadar hızlı ilerler. Kimle konuştuğumu görmen istedim diyor. Bizi töhmete sokacak ortamlardan sakınmamız gerekiyor. Kişilerin kendileriyle hesaplaşması daha doğrudur. Başkalarının alanlarına girmeyin. Kimsenin paltosuna, ayakkabısına, kaşına, gözüne, kilosuna takılmamalı. Herkesin hayatı kendine hastır. İnsaflı, düzeyli, ölçülü olmak gerekiyor. Yanlış yapana yanlış yorum yapmak sizin tek elinizde değil. Hesabını herkes Allah'a verecektir. İslam ahlakına göre ayıp ve günahlarını gizleyenleri teşhir etmek, bunları örtmek yerine açmak ve haberini yaymak makbul bir davranış değildir ama bunun manası ayıba ve günaha müdahale etmemekte değildir. Çünkü müminlerin bir de iyi yayma ve yaşatma, kötüyü engelleme ve düzeltme görevleri vardır. Toplumumuzda insanlar yuvalarından,
özel hayatlarından ve kendilerinden emin olarak yaşarlar. Hangi sebep olursa olsun şahısların dokunulmazlığını çiğnemek, aile mahremiyetlerini ortadan kaldırıcı harekette bulunmak yasaklanmıştır. Hatta suçluyu bulmada bile olsa insanların ayıplarını aramaya ruhsat verilmemiştir. Böyle bir durum insanların dokunulmazlığının kalkmasına sebep teşkil etmemiştir. İslam'a göre hiç kimse iç görünüşüne göre takibata uğramaz, dış görünüşüne göre cezalandırılır. Kimsenin görmediği yerde işlenen suçtan, ayıptan, zan ve tahminlere dayanarak ceza verilemez. Sadece suçlu işlediği suçu açığa vurduğu zaman yakalanır. Hucurat suresinin 12. ayetinde, "Ey inananlar, zandan kaçınınız, zira zannın çoğu günahtır. Bir kimsenin noksanını veya ayıbını araştırmayınız." buyurulur. Bu ayette insanların noksanlarının araştırılması, hatalarından bahsedilmesi, gizliden gizliye şahsi hayatındaki sırlara vakıf olmaya çalışılması yasaklanmıştır. Tecessüs etmeyinden maksat müminlerin eksikliklerini bulacağız, açık delil ve emareler elde ederek zan ve yakin husule getireceğiz diye casus gibi inceden inceye yoklayıp araştırmayın da zahiri olanı tutun. Allah'ın örttüğünü de siz de örtün. Zira insanların haysiyetine dokunan hareketlerden biri de başkalarının ayıplarını aramak, onları şurada burada söylemektir. Şeytan insana kendi kusur ve ayıplarını unutturup bir tarafa bıraktırır. Sonra başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmaya sevk eder. Başkalarının ayıplarını, kusurlarını aramayı, halka tecessüs altında tutmayı şiddetle yasaklarken Müslümana da tecessüs ve tahkik hakkı vermemiştir. Bu sebeple bir Müslümanın evine girilip hal ve durumu tecessüs edilemez. Kesin emirle tecessüsün yasaklanmasının sebebi herkesin kendi evinde emniyet ve huzur içinde yaşamasını temin etmektir. Müslümanların ayıplarını gizli hallerini araştırmaya çalışırsan onları ifsat eder veya ifsada yaklaştırmış olursun. Buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte, "Ey diliyle Müslüman olup kalbiyle işlememiş olanlar güruhu, Müslümanları üzmeyin, onları ayıplamayın ve onların kusurlarını araştırmayın. Şu bir gerçektir ki her kim Müslüman kardeşinin ayıbını araştırırsa, Allah da onun ayıbını meydana çıkarır ve Allah her kimin ayıbını meydana koyarsa, evinin içinde bile olsa onu kepaze eder." Değerli dostlarım, medya, internet, mahalle dedikodusu gibi bilgi ve haber kaynakları doğruyu da yanlış iftirayı da taşır ve yayar. Bu sebeple kötü, aleyhte ve tehlike bildiren haberlerine inanmadan önce araştırmak ve soruşturmak gerekir. Müslümana fasık bir kimseden bir bilgi, bir haber ulaştığında o nasıl davranacak? Hucurat suresinin 6. ayetinde, "Ey iman edenler, bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın, fasıkın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın." Bu hususla ilgili Velid bin Ukbe, Beni Müstalık kabilesinin zekat vergisini toplamak üzere gönderilir. Velid yoldayken birisi bu kabileden silahlı bir grubun yola çıktığı haberini getirir. Velid onların savaşmak için çıktıklarını düşünerek geri dönüp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam durumu anlatır. O da haberin doğru olup olmadığını araştırmak ve gereğini yapmak üzere Halid bin Velid'i gönderir. Halid kabileye yakın ve bir yerde konaklayarak durumu araştırır. Söz konusu grubun ezan okuyup namaz kıldıklarını, İslam'a bağlılıklarının devam ettiğini tespit eder ve Medine'ye döner. Sonunda onların zekat tahsilleri geciktiği için durumu öğrenmek veya zekatı kendi elleriyle Hazreti Peygamber'e teslim etmek üzere yola çıktıkları anlaşılır. Ayetten çıkan genel hüküm, durumu bilinmeyen veya yalancıyı günahtan çekilmez olarak tanınan kimselerin verdikleri haberlere ve bilgilere güvenilmemesi, bunlara göre hüküm verilmemesi, harekete geçilmemesidir. İnsanların çoğunda özellikle kötü, aleyhte ve tehlike bildiren haberleri hemen kabul etme eğilimi vardır. Bu yüzden insanlar arasında birçok kötü zan, düşünce ve eylem ortaya çıkmış, pişmanlıklar, bazen telafisi mümkün olmayan zararlar görülmüştür. Dinin emirlerine aykırı hareket eden, günah kaygısı taşımayan kimsenin verdiği habere ve bilgiye dayanarak hükmetmek ve harekete geçmek caiz olmadığına göre böyle kimseleri iş başına getirmek, önder seçmek, arkalarında namaz kılmak da caiz değildir. Fasık imamların arkasında namaz kılmak mecburiyeti hasıl olursa kılınmadığı takdirde zulmetmeleri ihtimali bulunmak şartıyla durumu kurtarmak ve fitneyi önlemek için bu namaz yeniden kılınır. Değerli dostlarım, fizik aleminde defalarca yaşadığımız değişik hadiseler, günahlar, günahları teşvik etmek, günahları işlemek, günah işleyenleri tasvip etmek, günah işleyenleri övmek, onların yaptığı yanlış işlerin doğru olduğunu ima yoluyla bile olsa vurgulamak büyük bir vebali var.
o kişinin yapmış olduğu hatalara ve kusurlara ortak olma anlamına gelir. Manevi alemin parazitleri günahlardır, haramlardır, Allah'ın yasak kıldığı davranışlardır, dinimizin nehyettiği hareketlerdir, vicdanımızın mahkum ettiği suçlardır. Günahlar, haramlar ve Allah'ın yasakladığı davranışlar konusunda bize ilk hesap soran vicdanımızdır. Allah nezdinde bizi en çetin sorguya çeken kurum vicdanımızdır. Vicdanımızın sorgusu karşısında temize çıkabilmek ise tövbenin ta kendisidir. Temize çıkmadığımız sürece vicdanımız bize baskı yapmaya ve bizi kınamaya devam eder. Kulun tövbekar sayılması için kendi vicdanında, yani kendi özünde ve içinde günahlarına karşı pişmanlığa ve tövbeye sarılması en önemli şarttır ve yeterlidir. Günahlarını başka bir kurumun veya kişinin önünde sayıp dökmeye gerek olmadığı gibi, böyle bir davranış tevhid inancıyla da bağdaşmaz. Çünkü Allah'tan başka hiç kimse günahlara tövbeyi kabul veya red konusunda ya da günahlara ceza takdir etmek hususunda yetki sahibi değildir. Kul hakkını içeriyor olmadıkça günahlar şahsidir ve kul ile Rabbi arasındadır. Günahların özünde gizlilik esası vardır ve bu korunmalıdır. Allah'ın Settarul Uyub ismi günahları gizlemek istemektedir. Af yolunun açık kalması için günahların gizli kalmasına şiddetle ihtiyaç vardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: günahı açıktan işlemekten sıkılmayanlar hariç bütün ümmetim bağışlanmıştır. Geceleyin bir günah işleyip Allah da yaptığı bu günahı örtmüşken sabahleyin kalkıp akşam şöyle şöyle yaptım diyen kişi açıkça günah işlemekten sıkılmayan kimselerdendir. Rabbi geceleyin suçunu örtmüşken sabahleyin kalkıp Allah'ın örttüğü bu örtüyü kaldırıyor. Bir kul dünyada bir kulun ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. İnsanların gizli yanlarını araştırmayın. Ayıplarını öğrenmeye çalışmayın. Günah işlediğinde hemen tövbe et. Gizli işlediğin günaha gizlice, açıktan işlediğin günaha da açıktan tövbe et. Günah gizli kaldıkça sadece sahibine zarar verir, ortaya çıktığında ise düzeltilmezse topluma zarar verir. Allah'tan kusurlarınızı örtmesini ve sizi korktuklarınızdan emin kılmasını isteyin. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ben dünyada Müslüman bir kulumun örttüğüm bir kusurunu ahirette ortaya çıkarıp onu rezil ve rüsva etmeyecek kadar büyük kerem ve af sahibiyim. Rabbim hata ve kusurlarımızı alenen işlemekten, hatalı işlere taraftar olup onları tasvip etmekten, günah olan davranışları, günaha çağrıştıran işleri, kötü görüntüleri, ahlaksız fuhşiyata sevk eden görüntülere bakarak, nefsimizin haram olan görüntülere nazar ederek, bakarak, manevi hayatımıza zehirli okları saplamamayı, içkiden, kumardan, fuhşiyattan, haram işlerden, aldatmaktan, kötü duygulardan, kötü düşüncelerden uzak bulunmayı, sosyal medyayla, televizyonla, görüntülerle, gazetelerle, dergilerle, bu tür kötü görüntülerden, televizyonlardaki kötü görüntülerden uzak bulunmayı, imanımızı muhafaza etme adına gayretli olmayı, bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize, müminim diyen, iman sahibiyim diyen herkesi Rabbimizin muhafaza etmesini Yüce Rabbim'den niyaz eder. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın değerli dostlarım.